Kerim kardeşlerim, maalesef son dönemlerde bazı kişilerden uyuşturucunun bir çeşidi olan esrarın caiz olduğunu duymaktayız. Hatta İmam Şevkani rahimahullah'ın bu konuda cevaz verdiğini ileri sürerek iddialarını temellendirmeye çalışmaktadırlar. Bu her şeyden önce İslam'a ve büyük alim İmam Şevkani rahimahullah'a atılmış büyük bir iftiradır. İçki sarhoşluk veren şeye, uyuşturucu da uyuşturan şeye denir. İslam her ikisini de haram saymış ve yasaklamıştır. Zira Ebu Davud ve Ahmed bin Hanbel'in tahric ettikleri bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve mufettirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk veren ve uyuşturan şeyi yasakladı. İçki sarhoşluk verenler kapsamına morfin, esrar, kokain, eroin ve benzerleri de uyuşturucu kapsamına girer. Her ikisi de dört mezhebe göre haramdır, hatta tüm alimlere göre haramdır. Kardeşlerim, bu konuyla alakalı olarak bazı alimlerin görüşlerine yer vermekte fayda vardır diye düşünüyorum. Şöyle ki, İbn Hacer rahimehullah der ki, İmam Nevavi esrarın sarhoşluk verici şey olduğuna hükmederken, diğer alimler uyuşturucu olduğuna hükmettiler. Biz ise onun sarhoşluk verici olmadığını kabul etsek bile, her halükarda o uyuşturucudur. Uyuşturucu ise Ebu Davud rahmetullah'ın rivayet ettiği Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an kulli muskirin ve mufeddirin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sarhoşluk veren ve uyuşturan şeyi yasakladı hadisine göre haramdır. Yine Hattabi der ki, muftir yani uyuşturucu organlara uyuşukluk veren her şeydir. Bu sarhoşluğun başlangıcıdır, sarhoşluğa neden olduğu için de haramdır. İbn Hacer el-Heysemi'ye göre ise esrar ve benzeri uyuşturucular, Şafiler, Malikiler, Hanbeliler ve Hanefiler nezdinde haramdır. Görüldüğü gibi kardeşlerim, uyuşturucu ve benzeri maddeler dört mezhebe göre hatta tüm alimlere göre haramdır. Esrarın helal olduğunu iddia etmeye gelince bu hem alimlere hem de İslam'a atılan büyük bir iftiradır. Biz burada sadece birkaç alimin sözlerini aktardık ki onun haram olduğunu gösterebilelim. Esrar ve benzeri maddeler hakkında Selefi Salihin dönemindeki müçtehit imamlar bundan bahsetmediler. Çünkü onların döneminde yoktu. Bu tür maddeler 6. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktı ve özellikle Tatarlar döneminde iyice yaygınlaştı. Uyuşturucu lafzı ise fakihlerin literatürüne Hicri 10. yüzyılda yerleşti kardeşlerim. Fakihler bundan önce haşhaş, afyon ve benzeri isimleri kullanıyorlar ve onu uyuşturucu ya da sarhoşluk veren maddeler kapsamında değerlendiriyorlardı. İslami fıkıh kitapları haşhaş ve afyonun kesinlikle haram olduğu konusuyla doludur. Arzu eden kardeşlerimiz bu manada müracaat edebilirler. İmam Şevkani'nin cevaz verdiği iddiasına gelince, Şevkani rahimahullah'ın esrarı helal gördüğü sözü böyle büyük bir alime atılmış çirkin, çok büyük bir iftiradır. Onun esrarı helal gördüğüne ilişkin sözü ve delilleri ortaya konulmadıkça bu ona atılmış bir iftira olarak da kalacaktır. İftiranın ise İslam'daki hükmü bellidir kardeşlerim. Aksine İmam Şevkani'nin esrar ve benzeri maddelerin haram olduğuna dair bir müstakil kitabı bulunmaktadır. Sarhoşluk veren ve uyuşturucunun haramlılığı hakkında kesin söz adlı kitabın 143. sayfasında Şevkani rahimahullah şöyle demektedir. Uyuşukluk sarhoşluk derecesine ulaşırsa esrar içmek gibi o zaman bunun haram olduğu konusunda hiçbir tartışma söz konusu değildir. Yok eğer sarhoşluk boyutuna varmazsa sadece uyuşukluk boyutunda kalırsa yine haramdır. Çünkü uyuşturucunun haram olduğu konusunda delil varit olmuştur. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, ister esrar isterse uyuşturucu özelliğini taşıyan tüm maddeler olsun, bunlar tüm alimlere göre haramdır.
helal olduğunu söylemek İslam'a atılan çirkin bir iftira ve büyük bir günahtır.